Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam İncir Çekirdeği söyleşilerinin konuğu sevgili Metin Savaş Hocam. Biliyorsunuz ki bu akşam Kıvılcım romanı üzerine konuşacağız. Bir Türk Ocakları romanıdır Kıvılcım. Birazdan hemen Metin Hocamı canlı yayına davet edeceğim. Romanı okuyan arkadaşların da sorularını bekliyoruz. Okumamış olan arkadaşları da bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz. Romanı okudum. Çok ciddi bir aynı zamanda siyasi tarih var içerisinde. Akıcı bir üslup var. Akıp gidiyor. Elinizden bırakamıyorsunuz kitabı. Ama bir bakıma da Türk tarihini çok detaylı bir şekilde öğrenmemizi sağlayan bir kitap diyebilirim. Bu akşam Metin Hocama birçok sorumuz olacak. Aslında kendisini çok bekletmek istemiyorum. Hemen davet etmek istiyorum. Ama bir yandan da şunu da söylemek isterim. Aslında Metin Savaş hocamı uzun zamandır İncir Çekirdeği söyleşilerinde ağırlamak istiyordum. Fakat bir türlü nasip olmadı. Bu akşama nasipmiş. Kendisinin de birçok kitabı var. Yani hangi kitabı konuşalım, hangi kitap daha uygun olur derken biliyorsunuz ki 25 Mart Türk Ocakları'nın kuruluş yıl dönümü. Bu sebeple de Kıvılcım romanını konuşmak hem yerinde hem de çok manidar olacaktır diye düşündüm. Yani kitabı okurken Tıbbiyelilerin isyan ateşi, mülkiyelilerin direnişi insanın ruhunda kıvılcım çaktırdı diyebilirim adeta. Metin hocamı da şu anda hemen davet etmek istiyorum. Sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Evet, Metin Hocam size davet yolladım. Kabul etmenizi bekliyoruz. Kitabı tekrar şöyle göstereyim. Merhabalar. Metin Hocam, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Görüntüm geliyor mu? Şu an sizi ben henüz göremiyorum. Karanlık. Karanlık. Evet. Evet. Yanlış bir yere tıkladım herhalde. Evet, kamerayı çevirin hocam. Kamera şu anda kitaplarınızı gösteriyor. Yani arka kamera açık. Evet, Evet, ters şimdi kere. görüyoruz sizi. Öncelikle merhabalar. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için programınıza. Aslında ben hocam sizi uzun zamandır İncir Çekirdeği söyleşilerine konuk almak istiyorum ama bugüne nasip oldu. Bir de birçok kitabınız var. Hani hangisini konuşalım, hangi kitap olsun derken şimdi 25 Mart'a da yarın 25 Mart Türk Ocakları'nın yıl dönümü bu sebeple manidar olacak diye düşünüyorum. Sesim geliyor mu hocam size? Evet, çok net geliyor. Görüntüde, sesle gayet güzel. Arkadaşların da sorularını bekliyoruz. Öncelikle kaleminize sağlık. Gerçekten de kitabınızı bir solukta okudum. O yüzden de çok sorularım var size aslında. Başlayalım mı hocam? Yoksa siz bir şey Başlayalım. söylemek ister misiniz öncelikle? Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına. Hı. Depremden de herkese geçmişler olsun diyorum. Ona söylenecek söz bulamadığım için. Geçmişler Hı olsun hı. diyorum. Hepimiz üzüldük. Sadece belirli bir bölge değil, bütün Türk dünyası yaralanmış oldu. Tabii Kesinlikle zaten hocam. ortamı da güzel oldu bu vesileyle. Bütün Türk dünyası ayağa kalktı. Beraber çalıştılar deprem felaketinde. Bütün dünyaya göstermiş olduk ki Türklük duygusu bütün Türk dünyasında çok canlı bir şekilde yaşamaktadır. Hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Güzel geçsin, sağlıkla geçsin inşallah. Evet. Hocam, o zaman başlıyorum ben sorularıma. Tabii ki. Şimdi Kıvılcım romanı tabii ki bir Türk Ocakları romanı. Dolayısıyla da biz burada Tıbbiyelileri görüyoruz, mülkiyelileri görüyoruz. Ama ben sizden bir Türk Ocakları'nın kuruluşuna dair safahatı öğrenmek istiyorum. Hem de katılan arkadaşlar için de, öğrencilerimiz için de iyi olacaktır. Sanırım geliyor mu? Geliyor. Tamam, şimdi Geliyor şu an hocam. Evet. dokundum. Türk Güzel. Ocakları'nın kuruluş safahatını zaten romanınızda okuyoruz ama bir de biz sizden dinlemek istiyoruz hocam. Türk Ocakları romanı. Evet.
Romanın son bölümünde bu romanın nasıl ortaya çıktığını anlatmıştım zaten. Pek çok canlı yayına katıldık. Hatta bugün bir arkadaşımla sohbet ediyordum Balıkesir'de. Dedi kaçıncı Kıvılcım programı bu? Ben de bilmiyorum sayısını dedim. Yani ses getirdi. Memnun olduk o bakımdan. Kişisel egolarımız demeyelim. Bir davaydı bu. Davanın ilgi görmesi, Kıvılcım romanının Türk ocaklarının tekrar gündeme gelmesi, Kıvılcım romanı vesilesiyle dava bakımından hoşumuza gitti. Kıvılcım romanının nasıl ortaya çıktığını pek çok programda anlattık. Burada da çok kısa anlatayım, süre kısıtlı olduğu için. Biliyorsunuz kaç sene önce Türk Ocakları Genel Merkezi bir toplantı yapmış. Aralarında konuşmuşlar. Biz Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşuyuz ama bir romanımız yok. Böyle bir roman yazılmalı Türk Ocakları'na dair. Kim yazar, kim yazar derken Metin Savaş üzerinde anlaşmışlar. Beni aradılar. Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcımız Filiz Hocamız aramıştı. Ondan önce Fahri Atasoy Hocamız aramıştı. Her ikisi de aramıştı. Bana demişlerdi, Metin böyle bir roman yazar mısın? Ben de cahil cesareti, her programda aynı ifadeyi kullanıyorum. Cahil cesaretiyle tabii ki yazarım demiştim. Telefonda Estağfurullah. Filiz Hocam'la. Evet. Güzel. Sonra pişman oldum tabii ki. Ama demiştim 2 sene bana süre verin. 1 sene Türk Ocakları tarihini çalışayım. Romanı yazmakta 1 sene sürer. Çünkü her romanımı yaklaşık 1 senede yazıyorum. Öyle bir alışkanlığım oluştu. Fakat Türk Ocakları hakkındaki bilgilerim de Türk Ocaklı olmama rağmen yüzeyseldi. Kulaktan dolma bilgilerdi. Öyle 3-5 makale okumakla olmuyordu tabii ki. 1 sene bana müsaade edin Türk Ocakları tarihini çalışayım. 1 senede bu romanı yazarım. 2 sene sonra teslim ederim şeklinde uzlaşmıştık. Hatta Filiz hocamız demişti 100 yıllık süreci anlat 1000 sayfa olsun demişti. Hocam o zaman o belgesel olur roman olmaz. Bir de okurlar sıkılır 1000 sayfa. Ben bunu gençlik romanı tarzında yazayım. Herkes okuyabilir. Her kesimden insan, yaştan insan okuyabilir ama Türk gençliğine, Türk ocaklarını tanıtmak amaçlı bir roman olsun. Macera tarzında olsun. Gençler sıkılmadan okusunlar. Aynı zamanda da Türk ocaklılık ne demektir? Bütün Türk gençliği öğrenmiş olur bu romanı okurken. O şekilde uzlaştık. 1000 sayfa değil, 500 sayfada uzlaştık. Böyle de dedim işte 100 senelik bir dönemi anlatmayayım. Hangi ortamda nasıl kurulmuş? Bunu anlatayım 500 sayfada. Böyle uzlaştık. Çünkü dediğim gibi 100 yıllık süreci nasıl anlatacaksınız? Tolstoy'un, Dostoyevski'nin romanları gibi 3-5 cilt olur o zaman. Tek cilt olsun. İleride belki devamı gelir mi gelmez mi? Onu başta konuşmamıştık gerçi daha sonra konuşuldu. Neticede Türk Ocakları'nın kuruluş dönemini anlatan bir roman yazma kararı alındı. Biliyorsunuz zaten tıbbi eller kurdular, tıbbi eller öğrenciler. Tıbbi eller öğrencilerden sonra da hukuk fakülteli, mühendislik fakültesi öğrencileri, mülkiyeli öğrenciler de bunun arka arkaya bu işin içine girdiler. Kıvılcım tabii ki tıp fakültesinde çakıldı ama diğer fakültenin öğrencileri de Türkçü milliyetçi öğrencileri de hemen anında bu işin içine girdiler. Başlangıçta 190 tıbbiyeli vardı ama çok kısa sürede bu rakam 500 bin, 1500, 2000 şeklinde çoğaldı. Gençlik hareketine dönüşünce hem Osmanlı Sarayı hem Osmanlı hükümeti tedirgin oldu. Çünkü gençlik hareketine dönüşüyor. Binlerce öğrenci söz konusu. Tedirgin olmaları da normaldi o zaman şartlarında. Bu ortamı anlatayım dedim. Hangi bunalımlarda Türk Ocağı fikri ortaya çıkmış? İşte bir toprak kaybetmişsiniz, Balkanları kaybetmişsiniz, Afrika'yı kaybetmişsiniz. Bir toprak derken bir imparatorluğu kaybediyorsunuz. Balkanlar bir vatandı. Bugün Anadolu nasıl vatanımız ise Balkanlar bir vatandı. Balkanların kaybedilmesi bir travmaya yol açtı Türk toplumunda. Bu travmanın üzerine Türk Ocakları ortaya çıkıyor. İşte o zamanın bunalımlarını, travmalarını, efendim o zamanın ekonomik sıkıntılarını, kültürel sıkıntılarını, savaşlar, efendim kayıplar, salgın hastalıklar hepsi üst üste biniyor. Bugün de biliyorsunuz arka arkaya sürekli felaketler yaşıyoruz. En son çok büyük bir deprem yaşadık. Ondan öncesinde virüs salgını yaşadık. Daha öncesinde başka problemler yaşadık. Arka arkaya bu problemleri yaşadığımızı düşünün. Bir de bunu 100 yıl öncesini düşünün. O zaman bir de savaşları yaşadık.
Çok büyük bir toplumsal travma söz konusuydu. Muazzam göçler vardı. Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım'dan, hatta Buhara'dan. Her taraftan Türkiye'ye göçler vardı. Bütün bu problemlerin içerisinde Türk Ocağı fikri ortaya atılıyor tıp fakülteleri öğrenciler tarafından. İşte bu romanı bu şekilde kurgulamaya çalıştım. Bir sene geçti. Ben hala Türk Ocağı tarihi çalışıyorum. Halbuki iki senede teslim etme sözü vermiştim. Bir sene geçti, hala tarih çalışıyorum. Ulaşamadığım bilgiler, belgeler oluyor. Sosyal medyada ara ara duyuru yapıyorum. İşte hocalarım, arkadaşlar, ben şu konuda bilgiye erişemedim, şu konuda malumat edilemedim. Elinizde bilgi, belge var mı? Türkiye'nin pek çok üniversitesinden Ocaklı hocalarımız bana ellerindeki bilgileri, belgeleri ya kargoyla ya emeğiyle yoluyla bir şekilde bana ulaştırdılar. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki kütüphaneci Süleyman Gümüş arkadaşım en fazla bilgi belki gönderen oldu. Kütüphaneci olduğu için kendisi Erzurum Türk Ocaklı'dır aynı zamanda. Kütüphaneci olduğu için onda daha çok belge bulabildi. Bana epeyce gönderdi. Bunun haricinde doktora tezlerinde veya yüksek lisans tezlerinde Türk Ocakları'nda çalışan Ocaklı öğrencilerle paslaştık. Ben elimdeki bilgileri onlara gönderdim tezlerinde lazım olur diye. Onlar da benim ulaşamadığım bilgilere ulaşmışlar, bana yolladılar. O aşamada böyle paslaşmalar da oldu. Bu nedenle Türk Ocakları romanı benim değildir, Türk milletindir dedim. Çünkü herkes bana yardım etti. O kadar çok bilgiye, belgeye ulaştık ki biliyorsunuz zaten. Romanda da görüyorsunuz. O dönemin insanların, Türk Ocağı'nın kurucu insanların evlerinin adreslerini bile öğrendik. Kapı numaralarını öğrendik. Oturdukları evlerin dış cephesi hangi renk bunu öğrendik. Sadece sokak ismi değil kapı numaralarını bile öğrendik. O kadar ayrıntılı bilgilere eriştik. Efendim mesela Hüseyinzade Ali Bey'in en çok sevdiği yemeği öğrendik. İşte hanımının davranışlarını öğrendik. Aile hayatlarını öğrendik. Çok ayrıntılı bilgiler olunca tabii 500 sayfaya bu kadar ayrıntılı bilgiyi sığdırmak zor olacaktı. Biliyorsunuz bir romanda şahıslar kadrosu vardır. Şahıslar Evet. kadrosu Ben de belli. onu soracaktım hocam. Tam şahıslara değinecektim. Siz değindiniz. O kadar çok isim var ki. Mesela şöyle başlıyorsunuz Hamdullah Sübki'nin sözüyle. Ocak bir bina değil ruhtur. Ocak bir fikirdir, bir aşktır, bir imandır diye başlıyorsunuz. Ve biz burada bu ruhu görüyoruz. Birçok isim var. Ağaoğlu var, Hamdullah Supi, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura. Biraz karakterlerinizden bahseder misiniz bize? Elbette. Az önce dediğim gibi bir romanda şahıslar kadrosu bellidir. Yani az kişidir, çok kişidir ama yine de bellidir. Türk Ocağı romanında kurucular zaten 190 tıp birliği. 190 kişi orada var. Bunlar sadece öğrenciler. Mülkiyeli öğrenciler, hukuk fakülteleri öğrenciler, mühendis fakülteleri öğrencileri de sayarsak rakam birden 400'e 500'e çıkıyor. Bunun yanı sıra işte Ziya Gökalp gibi, efendim Hamdullah Sopi gibi veyahut da hanımlar var. İşte Halide Edip adı var. Emine, Semiye, Fatma Aliye gibi pek çok hanım var. Aşırı miktarda şahıslar kadrosu vardı. Bunların hepsini tek romana nasıl sığdıracaktım? Orada tabii ki bocaladım. Bazı karakterleri geriye çektim. Bazılarını öne çıkartmaya çalıştım. Ama merkeze öğrencileri koydum. Romanın merkezinde tıp fakülteleri öğrenciler ve diğer fakültelerdeki öğrenciler var. Çünkü gençlerin romanıydı bu. Türk Ocağı'nın kurma fikri altında yatan tıp fakülteli gençlerin romanı olduğu için gençler merkezdeydi. O Ziya Gökalp gibi dev karakterler biraz gölgede bıraktım onları. Onların romanı değildi çünkü. Onlar ara ara göründüler ama asıl maceraları yaşayanlar tabii ki öğrencilerdi. Öğrenci romanı, gençlik romanı diyebiliriz aynı zamanda. Dönem romanı da diyebiliriz. Böyle zorluklar yaşadım. O kadar karakteri bu romana sığdırma. Çünkü benim romanlarımda o hiçbirinde o kadar çok karakter yok. Bir romanımda 40-50 karakter vardır en fazla. Bu sefer 500 hatta 1000 kişi söz konusu. Ne yapacaktım? Evet. Hocam. Böyle bir problem yaşadık ama benim için de tecrübe oldu. Bir sonraki roman nasıl olacak diye tecrübe oldu. Kadınlar romanını kastediyorum. Orada da çok fazla karakter var. Onu da konuşuruz Hemen bir herhalde. soru geldi hocam. Evet. Türk Ocaklı hanımları yazacak mısınız diye. Hemen bir soru geldi mesela. Şimdiye kadar duyurmuyorduk. Hem Türk Ocakları Genel Merkezi'nin haberi var, hem Etiken Neşriyat'ın haberi var. Roman bitti. Oh. Son düzeltmeleri yapıyorum, son okumaları yapıyorum. Basmak için de acele edilmiyor.
2023 yılının sonbaharını düşündük. Çünkü bir önceki romanım yeni çıkmıştı, arka arkaya ek roman çıkmasın diye. Bir başka romanım çıkmıştı. Birlikteydik ve yalnızdık. Ama bu sene muhakkak çıkacak. Kitabın kapağında da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını armağan ifadesi yer alacak. O yüzden bu sene çıkacak. Yani bu seneyi 2023'ü düşünerek romanı tasarlamıştım ama duyurmamıştım daha önce. Sonradan duyurduk 2023 diye. Roman bitti sayılır. Dediğim gibi son okumaları yapıyorum. Bazı hatalar varsa onları düzeltiyorum. Çünkü her romanımı defalarca okurum. Ama Kıvılcım'ı Kesinlikle. çok daha fazla okumuştum. Tarihi roman olduğu için, hata yapmamam gerektiği için. Kadınlar romanı da öyle. Kadınlar romanında da şu problemi yaşadım. Şahıslar kadrosu. Hiç abartmadan söylüyorum. Kadınların hayat hikayelerini çalışırken romanı yazmaya başlamadan önce notlar tutuyordum. Notlar tutarken ben bu kadınların listesini yapayım dedim. Önce bir 20-30 hanımı yazdım. Sonra bu rakam 50'ye 100'e çıktı. Sonra 300'e 500'e çıktı. Şu anda bende Oo. 2000 kişilik liste var. Hanımlar listesi var. Ne yapacağız? Gene zor oluyor. 2000 hanım söz konusu. Evet, bunların hepsi Türk Ocağı'nın üyesi değil ama Türk Ocağı'nda çalışanlar, aktif olarak çalışanlar. Çünkü yan kuruluşlar var. İşte Kızılay Hanımlar Cemiyeti var. Efendim, daha şimdi aklıma gelmeyen pek çok dernek var. Bu dernekler Türk Ocakları'yla beraber çalışıyorlar. Bir kısmını zaten Türk Ocakları kurmuş. Bir kısmını resmen Türk Ocakları kuruyor. Bir kısmını Türk Ocaklılar, Türk Ocağı'ndan bağımsız kuruyorlar. Ama hangi dernek olursa olsun hepsinin merkezinde Türk Ocağı var. Hepsi Türk Ocaklı hanımlar. Bir kısmı İttihat Terakkili ama yine de hepsi Türk Ocaklı. 2000 kadın en az. O da azalttığım rakam yani. O kadar çok ki başa çıkamadım ben de zaten. Hepsinin ismine erişemedim. Erişebildiklerim 2000 kişi kadar aşağı yukarı. Emeğinize sağlık hocam. Şimdiden merakla bekliyoruz. Hemen ben de söyleşi sözümü herkesin önünde alıyorum hocam sizden. O zaman sonbaharda bir de o romanınız üzerine söyleşi istiyorum sizden. Tabii ki roman bir çıksın. Son düzeltmeleri de İnşallah. sana teslim edeceğim yayın evine. Ama Hocam bir de şey sorusu. adını saracaklardır, sözünüzü kessin. Adı sürpriz söylemiyorum romanda. Tamam. O sürpriz olsun artık. Onu çıkınca merakla bekliyoruz hocam. Bir de şey sorusu çok geldi. İttihat ve Terakki ile Türk Ocakları arasındaki ilişki. Evet, kitabınıza değiniyorsunuz ama soran arkadaşlar ve öğrenciler için biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Bu ilişki çok net. Şöyle net. Türk Ocakları tüzüğünde der ki, özetle söyleyeyim, tüzük çok uzun tabii ki. Türk Ocakları partiler dışıdır, partiler üstüdür. Hiçbir partinin yan kuruluşu değildir. Hiçbir partinin güdümünde değildir. Fakat der tüzüğümüz, Türk Ocakları kendi davasına uygun çalışan siyasi partilerle işbirliği yapar. O da Türkçülük. Bu siyasi parti odur budur. Geçmişte odur, şimdi budur. Bu ayrı mevzu. Ama Türk Ocakları tüzüğü bir konuda çok net, bağımsızız. Fakat bizimle Türklük davasında bizimle beraber düşünen siyasi partilerle işbirliği yaparız diyor. Ama bu elzem değil, yani ille işbirliği yapılacak manasında değil. Şartlar bunu gerektiriyorsa Türklük davası için, Türkiye için, Türk dünyası için tabii ki işbirliği yapılabilir. Bunu şöyle düşünün, diğer Türk cumhuriyetlerinde de Türk Ocakları açıldığında, Azerbaycan'da, Bakü'de açıldı biliyorsunuz. Onun haricinde Kuzey Irak'ta açıldı, Kosova'da açıldı. Diğer Türk cumhuriyetlerindeki siyasi partilerle de fikir birliği oluştuğunda işbirliği yapılabilir. Bunu henüz konuşmadık, hiç düşünmedik. Ama o da ileride olacaktır. İşte hangi siyasi parti bizim Türk Ocakları'nın fikriyatına uyumlu ise onlarla işbirliği yapılabilir. Burada amaç siyasi güç elde etmek değil, Türklük davasını güçlendirmek olduğu için. Ama bunun dışında çok basit değil, pardon, güzel bir örnek vermek istiyorum. Vakti zamanında işte Türk Ocakları'nda bir tiyatro oynanmak isteniyor. Fikirde yanlış hatırlamıyorsam Halide Edip Adıvar'dan mı, o hanımlardan birisinden çıkıyor. Kimden çıktığını hatırlayamıyorum şimdi. Yeni Turan romanını yazmış Halide Edip Adıvar. Diyorlar işte biz bu Yeni Turan romanını temsil yapalım. Türk Ocağı'nda sahneleyelim. Hanımlar rol alsınlar. Halbuki o zamana kadar Türk kadınları sahneye biliyorsunuz çıkmıyor. Her neyse, buna rağmen Türk Ocaklı hanımlar bunu piyese döküyorlar.
Yeni Turan romanını. Herkes kendine rol biçiyor. Hatta Hamdullah Sufi Tanrıver Genel Başkan diyor ki bana da ufacık bir rol verin de ben de çıkayım diyor. O da özeniyor. Hanımlar ve erkekler provalara başlıyorlar. Efendim biletler bastırılıyor, davetiyeler bastırılıyor. Türk Ocağı'nda Yeni Turan piyesi oynanacak diye. Yüksek bürokrattan siyasetçilere de gönderiliyor davetiye vesaire. Hazırlıklar, provalar yapılıyor. Oyunun oynanacağı gün geliyor. Davetiler de gönderilmiş zaten. Enver Paşa geliyor. İktidardaki Talat Paşa geliyor. Protokolde Türk Ocağı sahnesinde protokolde koltukları oturuyorlar. Hamdullah Sıpı orada. Dünya tarihinde, Türk tarihinde ilk kez Türk hanımları sahneye çıkacaklar. Tiyatro oynayacaklar. Tam başlarken hani Yeşilçam filmlerinde vardır ya, tam nikah kıyılacakken son dakikada içeriye birisi girer, durun bu nikah kıyılamaz diye bağırır. Tam oyun başlayacakken İstanbul muhafızı Cemal Paşa birdenbire Türk Ocağı'na giriyor. Durun diyor, bu tiyatro oynanamaz. Türk kadınları sahneye çıkamaz. Engelliyor. Halbuki Enver Paşa orada, Talat Paşa orada izlemeye gelmişler. Engelliyor İstanbul muhafızı Cemal Paşa. Hamdullah Sopu Tanrıever kürsüye çıkıyor. Çok kızıyor çünkü. Diyor ki İttihat Terakki, hani siz çağdaştınız efendim, Türkiye'yi çağdaş medeniyete getirmek istiyordunuz ama Türk hanımlarının sahneye çıkmasını engellemeye kalkıyorsunuz. Bu çelişki değil mi diyor İttihat Terakki iktidarına, iktidara diyor. Çelişki değil mi diye. Fakat o anki o şamata da oyun oynanmıyor. Dağılıyor herkes ama Hamdullah Sıbhi iktidarı çok sert eleştiriyor o kürsüde, Türk Ocağı kürsüsünde. Aradan zaman geçiyor, tekrar bir prova yapılıyor, tekrar davetiyeler gönderiliyor. Türk Ocaklı hanımlar, Halide Edip Adıvarlar sahneye çıkıyorlar, oyunlarını oynuyorlar. Oyunu engelleyen Cemal Paşa da tıpış tıpış gelip bu oyunu izliyor. Yani bunu neden anlattım? Türk Ocakları iktidarda kim olursa olsun bağımsızdır. Hiçbir siyasi partiye ve hatta iktidara asla biat etmez. Türk ocaklılık budur. İktidarda kim olursa olsun. İktidarda kendi fikrinizdeki bir parti bile olsa veya muhalif bir parti bile olsa hiç fark etmez. Türk ocakları bağımsızdır. İktidardaki partiye kafa tutabilir. Bu özgürlüktür, bağımsızlıktır. Atatürk ne diyor? Fikri hür, vicdan hür, vatandaşlar olalım diyor. Türk ocakları bunu yapmıştır. Ve biliyorsunuz sahneye çıkan ilk Türk kadını kimdir? Afife Jale diye bilinir. Ama ondan önce Halide Edip Adıvarlar çıkıyorlar. Aslında. Fakat tabii ki Afife Jale ilk kabul ediliyor. Çünkü Afife Jale profesyonel oyuncu. Halide Edip Adıvarlar amatör oyuncu oldukları için onlarınki sayılmıyor. İlk çıkanlar aslında Halide Edip ve Halide Edip bu arkadaşları ama onlar amatörce çıktıkları için ilk çıkanlar olarak kabul edilmiyorlar. Afife Jale profesyonel tiyatrocu. İlk çıkan kadın odur. Teşekkür ederiz hocam. Gelen sorular var. İsterseniz ona da yöneltmek istiyorum size. Ben çok konuştum. Estağfurullah. Biz sizi dinlemekten keyif alıyoruz hocam. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey ile alakalı bir soru geldi. Türk Ocaklı biliyoruz. Ancak doğru mudur? Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey. Türk Ocaklı. Evet. Türk Ocaklı. Hocam. Türk Ocaklı zaten onun vefatıyla Türk Ocakları da sert tepki göstermişti. Bir tören biraz gitmişler. Bahsedelim mi hocam? Çünkü Nisan ayı geliyor malum, şehadetinin yıl dönümü. Biraz Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'den bahsederseniz öğrencilerimiz için de yararlı olabilir. Biliyorsunuz Boğazlayan Kaymakamı Ermenilere zulmetme suçuyla idam edilmiştir İstanbul'da. Kadınlar romanında göreceksiniz. Bu konulara biraz temas ettim. Pek çok şehidimiz var. Ermenilerin vurduğu, Ermeni militanların, komitacıların vurdukları pek çok şehidimiz var. Astırdıkları da var işte gördüğünüz gibi. İktidarda Ermeni yanlısı bir iktidar mı diyeceğiz artık? Veya güdümlü bir iktidar mıydı? Dış güçlerin güdümündeki bir iktidar tarafından asılıyor. Türk Ocaklılar ve İttihat Terakkiler Malta sürgününe gönderiliyor. Efendim, Türk Ocaklı hanımların bir kısmı işkence görüyor. İşgal yıllarında, İngiliz işgal yıllarında. Boğazlayan kaymakamı da mağdur edilmiş bir Türk kahramanıdır. Pek çok şehidimiz var
Onların vurdu, Ermenilerin vurdu. Daha sonra biliyorsunuz zaten pek çok büyükelçimizi de vurdular. Kısasa kısas yapmak gerekir mi? Evet, kalbimizden o geçiyor. Kısasa kısas yapmak gerekir. Fakat biz Türkler merhametliyiz. Onların yaptığı gibi yapmıyoruz, yapamıyoruz merhametimizden ötürü. Düşmanımıza karşı bile merhametliyiz. Ama tabii ki gerektiğinde istihbarat teşkilatlarımız karşılık verir. Geçmişte de olmuştur, gelecekte de olacaktır. Bu Ermenilerin çığırtkanlığı kendileri öldürüyor, Türkler öldürdü diyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Tarih boyunca hep yaptılar. Göz göre göre kendileri katliam yapıyor, Türkler katliam yaptı diyorlar. İşte Azerbaycan'da olanları biliyorsunuz, Türkiye'de olanları biliyorsunuz. Pek çok büyükelçimizi öldürdüler. Kaymakamımızın asılmasına sebep oldular. Hanımlar romanı da göreceksiniz. Arif Hikmet Koyunoğlu, Türk Ocaklı mimar. Arif Hikmet Koyunoğlu, Ankara'daki Türk Ocağı binasını inşa eden mimar. Bu mimar genç iken, mimarlık fakültesinden yeni mezun olmuş, Erzurum'a gidiyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında Erzurum Kafkas cephesine gönderiliyor. Erzurum'dayken ona Erzurum'daki paşa diyor ki, madem sen mimarlıktan mezunsun, burada bir iki bina inşa et diyor. Erzurum'da İttihat Terakki binasını da inşa ediyor. Bir iki binayı onarıyor. Erzurum şehrinde bir takım planlamalar yapıyor. Bu planlamalar sırasında bir Ermeni mezarlığını yok ediyor. Oraya başka bir şey inşa ediliyor. Aradan zaman geçiyor. İstanbul işgal ediliyor. Bu mimar Arif Hikmet Koyunoğlu artık İstanbul'a dönmüş. Tutuklanıyor. İstanbul hükümeti tarafından gözaltına alınıyor. Mahkemeye götürülüyor. Mahkemede diyorlar ki buna, sen Erzurum'dayken Ermeni mezarlığını yok etmişsin. Hesap soruyorlar. Arif Hikmet Koyunoğlu da yargıca diyor ki, siz Ermenilerin mahkemesi misiniz? Osmanlı mahkemesi misiniz diye soruyor. Kafa tutuyor. Mahkeme salonundaki dinleyicilerden birisi de bir Ermeni. Türk subayı Erzurum'da beraber olmuşlar. Müslüman olmuş bu Ermeni. Aslında göstermelik Müslüman olmuş. Türk subayı da olmuş. Meğer onu o şikayet etmiş. İhbar etmiş. Savunmasını şöyle yapıyor. Peki savunan kim? Onu söylemeyi unuttum. Arif Hikmet oğlunu savunan da bir Ermeni avukat. Ermeni avukat diyor ki mahkemede ve mahkeme dışında Arif Hikmet Koyunoğlu'na, ben adaletten yanayım. Kim haklıysa onun tarafını tutarım. Burada sen haklısın diyor. Ermeni olmasına rağmen burada sen haklısın diyor. Uzun uzun anlatmayayım. Romanda zaten onu göreceksiniz. Daha sonra olanları. Bakın, Arif Hikmet Koyunoğlu'nun şikayet eden Ermeni, savunan da Ermeni. Biri hain, biri hain değil. Biri vatandaş. Bu nedenle etnik meselelerde hain olanla hain olmayanı da ayırt etmemiz gerekir. Her Yahudi, her Ermeni, her Rum haindir dersek işin içinden çıkamayız. İşte sanatçılarımız var, Türk olmayan, siyasetçilerimiz, hukukçularımız var. Her türden vatandaşımız var. Burada esas olan vatandaşlıktır. Türkler gerçek manada asla ırkçı olamazlar. Vatandaşlık esastır. İşte Dolmabahçe Sarayı'nın mimarını biliyorsunuz. Hatta buna esprili bir cevap vereyim. Balıkesir'in en büyük camisi Zanos Paşa camisidir. Zanos Paşa Fatih Sultan Mehmet'in kumandanlarından birisidir. Zanos Paşa'nın camisinin mimarı Ermeni. Zanos Paşa muhtemelen Rum kökenli bir devşirme paşası. Ama içinde namaz kılanlar Türk. Türk kültürü budur. Sadece Osmanlı değil, Türk kültürü de budur. Mimar Ermeni, paşa Rum kökenli ama içinde namaz kılanlar Türk. Çünkü bu imparatorluk kültürü. Türkiye hala imparatorluktur. Türkiye Cumhuriyeti hala imparatorluktur. Çünkü bizim sınırlarımız Sibirya'dan başlar, Tuna'da biter. Türkiye'nin sınırları, çok net söylüyorum. Bu fantezi değildir. Türkiye'nin sınırları Sibirya'dan başlar, Tuna Nehri'nde biter. Bunun pek çok sebeplerini sorabilirim. Şey anlatabilirim. Neden böyle düşünüyorsunuz derseniz. Ama 2 saat sürer. Tek bir örnek vereyim. Hiç unutmuyorum. Çerkez'de Türk Ocağı'nın bir canlı yayınını dinliyordum. Konuşmacı değildim. Dinleyiciydim. Bir profesör hocamız orada konuşma yapıyor. Sibirya'ya gitmiş gelmiş. Çerkezköy Türk Ocağı Başkanı da o zaman Burak hocamız soruyor.
diğer hocamız cevaplıyor. Hocamıza sordu Ocak Başkanı, Turan kurulacak mı, sizin fikriniz nedir diye. Sibirya'ya giden hocamız da dedi ki, çok basit bir örnek vereyim anlayacaksınız dedi. Tula Cumhuriyeti'ne gitmiş, orada geziyoruz dedi. Bir köye, Tula Cumhuriyeti'nin, Tula biliyorsunuz Güney Sibirya'da. Güney Sibirya'da bir köydeyiz dedi, Tula köyünde. Orada geziyoruz köyü. Kaldırıma bir yaşlı bir ihtiyar oturmuş. Pardon, yaşlı bir adam oturmuş. Orada öyle sigara mı içiyormuş, ne yapıyormuş? İşte ayaküstü konuşmuşlar. İhtiyar sormuş bizim hocaya, nereden geliyorsun? Türkiye'den demiş. Ben öyle deyince dedi, ihtiyar kaldırımdan ayağa kalkmış. Turan demiş. Yani Sovyet rejimi de, Çarlık rejimi de Turan'ı unutturamamış. Tula'nın bir köyünden konuşuyoruz. Sibirya'nın bir köyünden. Oradaki adam bile unutmamış Turan'ı. Dolayısıyla bu Turan kurulacak. O nedenle diyorum. Azerbaycan'ın sınırları Sibirya'dan başlar, Tuna'da biter. Özbekistan'ın sınırları Sibirya'dan başlar, Tuna'da biter. Hepimiz tek ülkeyiz, tek milletiz, tek devletiz. Bu olacak. Olacak. Özgür Bey hocam bir yorum yapmış, size de okumak isterim. Şöyle evet. Bir yorum yapmış. Bugün Almanya Türk Ocakları olarak Essen Başkonsolosumuz Sayın Taylan Özgür Aydın Beyefendi'ye nezaket ziyaretinde bulunduk. Hediye olarak da Kıvılcım romanını takdim ettik. Kıvılcım her yerde. Yani Kıvılcım romanı Almanya'da da hocam sesini duymaya devam ediyor. Almanya'daki ocaklara selam gönderiyorum. Özgür Bey'le zaten sosyal medyadan sık sık görüşüyoruz, yazışıyoruz. Kendisini tanırım. Selamlar Almanya'daki Türk Ocaklılara. Artık bütün dünyada Türk Ocaklılar var. İşte dediğim gibi Kuzey Irak'ta var, Kosova'da var, Almanya'da var, Azerbaycan'da var. Yavaş yavaş bütün Türk Cumhuriyetlerine Türk Ocakları şubeleri veya temsilcilikleri kurulacaktır, yayılacaktır. Bu bağlamda bir soru geldi hocam. Kıvılcım romanı Türk dünyasında nasıl tepki aldı? Türk dünyasına henüz tam yayıldığını bilmiyorum. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Kırgızistan Büyükelçisi'ne armağan edilmiş Ankara'da. Fotoğrafları gelmişti bana. Kırgızistan mıydı, Kazakistan mıydı onu hatırlayamadım şimdi. Almanya örneğini verdiniz az önce. Efendim Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı'na ben takdim etmiştim. TFR Türk Ocağı Başkanı'na takdim etmiştim. Hatta TFR Türk Ocağı Başkanı'nın oğlu da Türkiye'de yüksek lisans yaparken beni biliyormuş zaten. Sonradan fark ettik onu. Yavaş yavaş Türk dünyasına yayılmaya başladı. Hatta ben canlı yayına hazırlık yaparken bir iki kitap çıkartmıştım. Azerbaycan Türk Hoca Başkanımız bana bunu hediye etmişti. Ben Kıvılcım'a hediye ettim de karşılık olarak. Kendisi Azerbaycan Türk Hoca tarihini yazmış. Azerbaycan Türk Hoca Başkanı Akif Aşırlı hocamız. Onun haricinde Tavşanlı Türk Hoca'ndan Ahmet Öztürk arkadaşımız Doktorlar Köy Yollarında kitabını yazdı. Bu da Türk Ocaklı doktorların köylerdeki hizmetlerini anlatıyor. Çok uğraştım bu kitabı yazmak için. Efendim, biraz da Kallimci ailesine geçelim. Denizli'deki Türk Ocakları kitabı yazıldı biliyorsunuz. Alparslan Remzi Kallimci Özbekler Tekkesi'ni yazdı. Bu kitaptan çok faydalandım. Hanımlar romanını yazarken çok faydalandım. Çünkü Özbekler Tekkesi sahnesi bu romanda biraz fazla vardı. Yazacağım. Romanda fazla var, yazdım romanda. Bilgiye belgeye ihtiyacım vardı. Bu kitap bana ilaç gibi yetişti. Ay, çok sevindim hocam. Çok mutlu olduk. Bazı ailesi olarak. Burada öğrendim bilmediğim şeyleri. Sizin kitabınız da malum. Aman hocam, bıyığı kapatın sonra sıkıntı olmuyor. Evet, hemen çektim zaten. Evet. Evet. Sürekli ceza yiyorum o bıyık yüzünden. Biz de paylaştığımız için yedik. Evet hocam. Güzel bir çalışmaydı. Hiç düşünmemiştim bir diktatörün hanımı nasıl olur diye. Hiç düşünmemiştim. Siz düşünmüşsünüz. Tebrik ederim. Çok güzel. Merak ederdiniz. Güzel oldu. Yani öğrenmiş olduk. Hakikaten bir diktatörün hanımının psikolojisi nasıldır? Çalışmışsınız. Biz öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. O nezaket gösterip okumuşsunuz. Kıvılcım romanı hakkında benim sorularım bu kadar. Aslında daha çok sorum var ama biraz romanı okuyup öğrensinler istiyorum merak edenler. O yüzden çok da böyle tüyo vermek istemiyorum kitap hakkında. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı sayın hocam bize? Hayır, aklıma gelen şu anda bir şey yok. Soru varsa cevaplarız. Bir soru geldi. Türk Ocakları ile Aydınlar Ocağı hakkında Türk Ocakları'nın Aydınlar Ocağı
ile ilgisi var mı diye bir soru geldi hocam. İlginiz var mı? Hayır, ilgisi yok. Aydınlar Hoca 80'li yıllarda kuruldu. Evet, kurucuları arasında Türk Ocak olanları var tabii ki. Fakat Türk Ocağı ayrı, Aydınlar Ocağı ayrı. Bu ocakları birbirine karıştırmamak lazım. Siyasi partilerdeki mesela Ülkü Ocağı'nı da, Alperen Ocağı'nı da karıştırmamak lazım. Açıkça söylüyorum. Türk Ocakları 111 yaşında. Hepsinden köklüdür. Hepsinin dışında ve üstündedir. Üst çatıdır. Benim dostlarım var. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği'nden dostlarım var. Onlar da Türk Ocağı'nın sempati besliyorlar. Efendim, aklıma o örnek geldiği için söyledim. Onun haricinde nasıl diyeyim, bizim safımızda yer almayan pek çok hekim Kıvılcım'ı okudu. Aslında bizim safımızdalar. Ama biz ben birbirimizi ayrıştırıyoruz ya, şucu bucu diye ayrıştırmayı çok seviyoruz ya. Bunları artık açmamız lazım. Bizden derken neyi kastettiğimi anlamanızı istiyorum. Açıkça siyaset yapmamak için açıkça konuşmak istemiyorum. Pek çok hekim Kıvılcım'ı okumuşlar ve demişler ki, evet biz o camiadan değiliz ama köklerimiz orası demişler. Türk Ocağı demişler ve bunu fark etmişler. Kıvılcım'ı pek çok hekim okudu. Milliyetçiyim, Türkçüyüm diyen hekimler de bilmiyorlarmış. Onlar da okudular. Köklerini bilmiyorlarmış. Bizde biliyorsunuz kitap okuma merakı az olduğu için tabii hekimler de vardır ama her şeyi de okumamışlardır muhakkak. Türk Ocağı tarihini okumak akıllarına gelmemiştir. Ne yapmışlar? Kıvılcım sayesinde Türk Ocağı'nın geçmişini de öğrenmiş oldular. Bu pek çok kişi için geçerli. Benim için de geçerli. Kıvılcımı yazmaya başlamadan önce Türk Ocağı tarihini bilmiyordum. Kulaktan dolma bilgilere sahiptim. Ben de bilmiyordum. Bu sayede çalışıp öğrenmiş oldum. Hala çalışıyorum hanımlardan ötürü. Daha ne romanlar yazılır? Evet, son bir ekleme yapayım. Bunu Kıvılcım piyasaya çıktığında duyurmuştum sosyal medyada. Demiştim ki ben bu Kıvılcım'ı çok çalıştım. 3 senede tamamlayabildim. Hatta 3,5 senede. Böyle bir roman ortaya çıktı. Bu kadar becerebildim. Eksiğiyle, kusuruyla, fazlasıyla. Daha iyisi yazılmalı dedim. Hatta bir yarışma açılması önerisinde bulundum. Konusu Türk Ocakları olan bir yarışma açılabilir mesela. Kıvılcım'dan çok daha iyi romanlar yazılabilir. Yazılmalı daha doğrusu. Ben bu kadar yapabildim, bu kadar becerebildim. Benim de tek elimde değil Türk Ocakları'nın romanını yazmak. Hiçbir şey tek el değildir. Ne olacak? Ben bir kapı açtım, bir öncelikte bulundum. Daha iyi romanlar farklı açılardan yazılmalı. Hocam zaten derun bir açılış olmuş bu. 500 karakterli. O yüzden de bence büyük bir boşluğu doldurmuşsunuz. Emeğinize, kaleminize sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Ben de size ve eşinize o kitapları yazdığınız için teşekkür ediyorum. Çok faydalı. Teşekkür ederiz hocam. Tekrardan yayına katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kitabımızı tekrardan gösterelim. Çünkü yarın, hatta birkaç saat sonra 25 Mart'a girmiş olacağız. Türk Ocakları'nın kuruluşunun 111. yılında çok manidar olacaktır. Bu romanı okumak, öğrenmek. Birçok şey de bilmiyormuşuz hocam. Yani biz tarih mezunuyuz ama bilmediğimiz çok şey vardı. Yeni öğrendiğim çok şey vardı. O yüzden de benim için gerçekten bir siyasi tarih kitabı gibi oldu. Hem roman ama bir yandan da o süreci çok iyi öğrettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman programı Türk Ocakları'nın sloganıyla kapatalım. Hep birlikte Türk milletiyiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. O zaman herkese selamlar buradan, bütün Türk dünyasına. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum hocam. Hoşça kalın.